Merhabalar, ben Sema Mialiç, 24 yaşındayım. Eskişehir Nehiröz Köyü'nde ailemle birlikte hayvancılık yapıyorum. Aynı zamanda sütçüyüm, bu şekilde. Hayvancılık bizim ailemizde 4 kuşaktır var. Ben de 4. kuşağım, yani dedelerden gelen bir meslek. Ben Anadolu Üniversitesi Turizm mezunuyum. Şu anda da aynı zamanda kızlarıma daha iyi bakabilmek için veteriner teknikerliği okuyorum 2. üniversite olarak. Kızlarım dediğim, evet, ineklerim. Şu anda bizim 80 tane büyükbaş hayvanımız var. Hem Jersey ırkı kızlarımız var, hem Montafonlar, Simmentaller, Holsteinler ve bunların melezleri var aslında. Ben normalde merkezde, belediyede bir işçiydim. Sonrasında zaman geldi geçti, işimi de çok seviyorum ama yani ben gözümü kapattığım zaman 40 yaşında ya da 50 yaşında orada hayal edemiyordum kendimi. Benim yine hayvanlarla olmam gerekiyordu. Babam başta kendi işimizi yapmamıza müsaade etmediği için, sen yapamazsın, bu kız işi değil dediği için bizim yakınlarda bir çiftlik açıldı, eve çok yakın. Orada da ben dağıtım personeli aradıklarını duydum. Belediyeden istifa ettim. Ertesi gün sabah kalkıp baba ben sütçü oğlum haberin olsun süt dağıtmaya gidiyorum dedim ve çıktım evden. Yaklaşık bir 2-3 ay kadar orada çalıştım. Aslında çok iyi bir tecrübe oldu. Babam da yapabileceğimi gördü. Ben de bir nevi kendimi kanıtlamış oldum aslında. Oradan hem sağlık hem de farklı sorunlardan ayrıldım. Sonrasında sütçülük serüveni başladı. Şu anda normal kızlarımızı kooperatife veriyoruz. Zaten sütçü tezene olarak tanınıyorum burada da. Çünkü ben kendi paramı kazanmaya çok alıştım. Yani lisede sürekli bir staj yapıyorduk ya da ekstra işlere gidiyorduk. Orada ben kendi paramı kazanmanın tadını aldığım için hani birinin eline bakmak ya da ailemden bile para istemek bana çok garip geliyordu. O yüzden ben kendi kârımı koydum. Babamla ortak iş yapıyormuşuz gibi oldu. Aslında hayvancılık da her işte olduğu gibi kadın ya da erkek işi diye ayrılamaz. Yani bu bir insan işi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Mesela genelde bizim gibi küçük aile işletmelerinde ne bileyim işte hani bir fuar olur, bir şey olur ya da başka bir durum olur. Hep erkekler gider oraya. Hep babam gider. Hep abim gider. Ama arkalarında eşleri ya da işte anneleri olmadığı sürece onlar bu mesleği yapamazlardı. Yani ön planda görünenler hep o. Ama arkada işte inekleri sağan, ne bileyim işte erkek tarladayken hayvanlarla ilgilenen insan hep kadın. O yüzden hep şunu söylüyorum. Yani bir fuara ya da işte tarımla alakalı bir yere giderken hep eşlerini ya da annelerini kollarına takıp böyle göğüslerini gere gere gitmeleri lazım. Ben o konuda çok mesela yanıyordum. Hep bir şey oluyordu. Ben de gitmek istiyordum. Babam dedi, onca adamın içinde senin ne işin var? İşte sen gideceksin de ne olacak? Ama sonra devran öyle bir döndü ki benim sosyal medyayı bu aktif kullanmam sayesinde babamın ayıp senin orada ne işin var dediği her yere ben konuşmacı olarak davet edildim. Ve orada birçok erkeğe hitap ettim ve bu düşündüklerimi de onlara söylemeye çalıştım. Yani benim açımdan kadının ötelenmesi ya da ikinci plana atılması değil de gerçekten hele hele bu sektörde el üstünde tutulması lazım. Çünkü kadın olmadan yapılabilecek bir iş değil bu. Ben yaklaşık 1,5 senedir sosyal medyada aktifim. Ya ben normalde kendim bir işi yaparken maksimum seviyede eğlenmeye çalışıyorum. Yani atıyorum ben orada gübre de temizliyorsam en eğlenceli işte en eğlenen gübre temizleyen benim olmam lazım. Hani kaya kaya temizliyorum ya da işte yemleri işte hayvanlara böyle sanki otobüslerde muavinler yemek dağıtır ya işte yulaf ister misiniz hanımefendi işte saman kalmamış şunu ister misiniz gibi keyifli hale getiriyorum hep. Bunları da çekip kendimi izlemeyi çok seviyordum. Sonra Instagram hesabımı açtım. Sonra benim videolarım yavaş yavaş böyle keşfete düşmeye, viral olmaya, daha fazla insana ulaşmaya başladı. Bunlar da bana çok güzel geri dönüşler olarak geldiler. Aslında sosyal medya ile ben paralel anlamda çok güzel ilerledim. Çünkü benim etrafımdaki insanlar, ya bu yapılır mı, ne yapıyorsun, işte senlik iş değil bunlar vesaire derken sosyal medyadan bana müthiş bir şekilde takdir, işte tebrik, beni acayip motive ediyordu. Yani onlar mesela bana şey diyorlar, ya Sema senin videolarını izliyoruz işte bak feyiz alıyoruz vesaire diye. Ya diyorum aslında sizin yorumlarınız hani bana feyiz veriyor ve ben o şekilde devam ediyorum. Yani sosyal medyadaki insanlarla çok güzel bir şekilde aile olduk diyebilirim. Benim Neşet Ertaş hayranlığım çok fazla. Ona Bozkır'ın tezenesi derlerdi. Bozkır'da yaşayan insanın sesi olduğu için. Ben de dedim ben de bu Bozkır'da yaşıyorum. Ben neden bu Bozkır'ın sesi olmayayım? Sütçü tezene de şuradan geliyor. Neden sütçülük yapan gençlerin ya da bu işe giren gençlerin sesi olmayayım anlamında oldu aslında. Sütçü tezene oradan devam etti. Ben aslında üretim konusunda çok hassasım. Benim bir mottom vardır, ürettiğini tüket diye. Şimdi baktığımız zaman vatan toprağını korumak aslında artık sadece tankla, tüfekle, topla olmuyor. Yani biz eğer vatan toprağımızı korumak istiyorsak ve vatanımızı seviyorsak o toprağı ekmemiz lazım, biçmemiz lazım, işlememiz lazım. Yani bir şekilde katma değerli olması lazım aslında bunların.
Ben hep bu düsturda ilerledim. O şekilde de aslında çocuklara da işte katkı sağlamaya çalışıyorum ya da çevremdeki insanlara da o şekilde katkı sağlamaya çalışıyorum. Yani üretmezsek yok oluruz. Üretmemiz lazım ve bizim gibi gençlerin çoğalması lazım. Yani baktığımız zaman bizim işte çiftçi yaş ortalamamızın işte 50'lerde 60'larda olmaması lazım. Yani bunu en azından bir 30'lara 40'lara indirebiliyor olmamız lazım. Ailelerimizin bize destek olması lazım. Bizi gidin şehirde bir işe girin değil de gel yavrum sen işte bu işi devam ettir demesi lazım. Ve yenilikçi olmaları lazım. Buradan da babam jenerasyonuna şöyle bir mesajım olsun. Yani kesinlikle teknolojiden korkmasınlar ve gençlere, bizlere güvensinler. Çünkü biliyorum onlar çok zor var ettiler ve risk alamıyorlar. Biz onlara göre risk alabiliyoruz. Ama kesinlikle bize biraz şans vermelerini, yol vermelerini, hatta bayrak vermelerini buradan söylemek istiyorum. Süt işi şöyle, aslında hani normal besicilik ya da diğer hayvancılık yapanlara baktığımız zaman süt en ince çizgide olan. Çünkü çok temiz bir şekilde sağmanız lazım. Yani en başta tabii hayvan sağlığıyla başlıyor. Hayvana çok iyi bakmanız lazım. Meme sağlığına önem vermeniz lazım. Ekipmanlar en önemlisi. Ekipmanların sürekli dezenfekte edilmesi lazım, sürekli temizlenmesi lazım. Biz mesela, bizim bir tane çobanımız var. O sadece inekleri güder ve geri gelir. Sığım kısmına biz başka bir işçi sokmayız. Yani annem ve ben sağarız inekleri. O şekilde içimiz de rahat oluyor. Yani hem meme temizliği konusunda hem makine temizliği konusunda. Onun haricinde sütün biliyorsunuz sağılır sağılmaz belli bir dereceye düşürülmesi gerekiyor. Bizim burada soğutucu tanklarımız var. Tanklara koyuyoruz. Yani çok hassas, çok dikkat edilmesi gereken bir mevzu. Bozkır Okulu benim şahsi projem. Ben aslında kendi çocukluğuma bir iyilik yapmak için bunu yaptım diyebilirim. Ben köyde büyümüş ama köy işlerinden kız çocuğu olduğu için çok ötelenmiş bir çocuk olarak büyüdüm. Ve ben köydeki tek kız çocuğuydum. Hala da köydeki tek kız çocuğuyum. Özellikle şehirde yaşayan çocukların, yani kimisinin ailesinin de köyü yok. Ve bu çocuklar hani bir buğday tarlası, bir traktör, bir biçer döver ya da ne bileyim bir inek. Bunları hani günlük hayatlarında sürekli görmüyorlar. Aslında genel olarak çiftçiyi günlük hayatlarında görmüyor bu çocuklar. Yani bir sebze almak istediği zaman manava gidiyor, markete gidiyor ve çoğu orada yetiştiğini düşünüyor. Aynı şekilde et ve süt ürünleri de o şekilde. Yeğenim anaokuluna gidiyordu. Onun okuluyla, onun sınıfıyla başladım. Onun sınıfı bu etkinliği çok beğendi. Onun okulu geldi. Sonra diğer okullar geldi. Şu anda yaklaşık 250'den fazla çocuğa ulaştı Bozkır Okulu. Ben çocuklara bir buğday tanesinin başak haline gelene kadar, hatta sonrasında un haline gelene kadar nasıl bir yolculuk, işte onu böyle biraz masallaştırıyorum. Onu hikayeleştirip çocuklara anlatıyorum. Sonra diyorum ki, hadi diyorum bu buğdaydan yapılan ekmekleri yemeyelim mi şimdi? Burada bir teyzemiz var, o bana yardımcı oluyor. Burada biz tacları kuruyoruz, bazlamaları pişiriyoruz. Kesinlikle dışarıdan öyle bir hazır gıda vesaire yok. Bazlamalar pişiyor, babamın ürettiği ballar var, bizim kızların sütleri var ve kaymakları var. Bal kaymak sürüp bazlamaların üstüne bir güzel sütle beraber içiyorlar. Sonra yukarıya çıkıyoruz. İneklerin kaldıkları yeri, sütün nasıl sağıldığını, sütün marketlere ne şekilde ulaştığını hepsini çocuklara anlatıyorum. Aynı şekilde koyunları da anlatıyorum. Sonrasında geri buraya geliyoruz. Unutulmuş köy oyunlarını oynatıyorum çocuklara biraz. Sonra da benim en kıymet verdiğim hediye tohumdur. Bence dünyadaki en değerli hediye de tohumdur. Ki hatta burada bunu da söylemek istiyorum. Benim çeyizimde tohum vardır. Çünkü eskiden kızlar evlenirken bir yerden bir yere giderken o ata tohumlarıyla giderlermiş. Ben de çocuklara birer parça tohum, bir de çiftlik temalı boyama kitaplarımız var. Onları hediye ediyorum. Dönerken soruyorum çocuklara, köyde yaşamak isteyen var mı? Çığlık kıyamet, eller kalkıyor. Peki diyorum, çiftçi olmak isteyen, böyle benim gibi ineklere bakmak isteyen var mı? Yine işte çığlık kıyamet, bütün kollar kalkıyor, yine gözlerim doldu. Orada mesela aileler şey diyorlar, işte biz çocukları doktor olsun, mühendis olsun diye yolluyoruz okula, sen hepsini çiftçi yapacaksın. Ya diyorum, işte ben o zaman amacıma ulaşırım. Yani gerçekten o çocuklardan birkaç tanesi bile çiftçi olmak istese, böyle tarla ekip biçmek istese ben amacıma ulaşmış olurum diyorum. Benim en büyük hayalim şu anda kendi eğitim ve üretim modeli çiftliğimi kurabilmek. Orada bir kısmında bozkır atölye olsun, bir kısmında yine inekler koştursun, işte sağımhaneleri olsun vesaire. Bu modda bir çiftlik hayal ediyorum. Şu an sadece onun için çalışıyorum. Yani en büyük hayalim şu anda o çiftlik modelini gerçekleştirebilmek. Aslında bana hep Sema sen çok şanslısın diyorlar köyde doğduğum için. Bana hazır bir düzenim olduğu için şanslısın diyorlar ama hayır. Sıfırdan yani sadece böyle araştırarak, bilgi edinerek yapmak çok daha kolay. Bana bunu söyleyenlere aslında bu fikri söylüyorum.
Kesinlikle eğer hayvan sevgileri varsa, ufak tefek bir sermayeleri de varsa, yani bir tavuk bile olsa, iki tane koyun bile olsa yapmalarını çok isterim. Çünkü insan zaten fıtratı gereği her zaman doğayla, hayvanlarla huzur bulur. Yani en basiti o 8-5 çalışanlar bile pazar günü pikniğe giderler. Neden? O doğada iyi hissettikleri için. Yani bizim ait olduğumuz yer burası. Bizim ait olduğumuz yer aslında şehirler değil. Benim için üretimin ve üreticinin değeri paha biçilemez. O yüzden şehirde yaşayan insanlara bile bunu tavsiye edebilirim. Lütfen ellerinden ne geliyorsa, ne yapabiliyorlarsa üretsinler ve ürettiklerini tüketsinler.